Sayın Hocam, sizin bir iddianız var. Türkiye'deki gerçek tablo yansıtılmıyor. Gerçek koronavirüs vakaları toplumla olduğu gibi paylaşılmıyor diyorsunuz. Bunu neye dayandırıyorsunuz hocam? Birçok kanıtı var. Açıklanan rakamların gerçeği temsil etmediğine ilişkin bir uluslararası rakamlarla karşılaştırdığımızda gördüğümüz çelişkiler, bir ülkemizin kendi içindeki verilerle karşılaştırdığımızda, irdelediğimizde gördüğümüz çelişkiler var. İnsanları rakamlara boğmak istemiyoruz ama gördüğümüz o ki bugün ulaştığımız sayıyla İran'ı hemen hemen geçtik veya başa baş durumdayız. Dünyada 8. sıradayız. Olgu sayısı bakımından 70 bini geçtik bugün, 75 bine yaklaştık bildiğiniz gibi. 2 milyon 200 bin dolayında da olgu var bütün dünyada. Tanı konmuş hastalar var. Oranladığımız zaman aşağı yukarı dünya genelindeki toplam rakamın %3'ünün üstünde, 3,3 dolayında bir rakam sanki Türkiye'ye denk düşüyor. Olgu sayısı bu haliyle bile Türkiye nüfusunun, dünya nüfusunun yaklaşık %1,1'i olduğundan hareketle 3 katı gibi bir fazlalık gösteriyor Sayın Dündar. Dünya nüfusunun Türkiye'ye %1,1'i ama toplam olgudan aldığı pay bunun 3 katı neredeyse. Demek ki Türkiye'de ciddi bir olgu birikimi var. Acaba ilan edilen rakam 75 bin gerçeği yansıtıyor mu? En basit kanıtlardan biri şu: bu hastalıkta her 5 olgudan 4'ü hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmuyor Sayın Dündar. Ayakta geçiriyor, hafif geçiriyor, belirtisiz geçiriyor veya bazen korkuyor sağlık kuruluşlarından. Değilsem bile gerçek korona hastası, oradan enfeksiyon alırım, kalabalık, bakım alamam, parasını veremem gibi bir dizi etmenle başvuru beklenenin altında olabiliyor. Eğer bu gerçekten salt hareket eder isek, 5 kişiden biri sağlık kuruluşuna başvurdu ise bile, şu andaki 75 bin rakamımızın 4 katı daha sağlık kuruluşlarına başvurmayan, yani 300 bin dolayında insanın da toplumda bulaşlı olduğunu düşünebiliriz. Bir başka kanıt, biz uzun zaman test konusunda karar veremedik. Hangi testi kullanacağız, onu mu, bunu mu? Çin'den ithal ettiğimiz tanesi 4 liralık testlerden kullandık. Onlar çok yanlış sonuçlar verdiler. Sonra değiştirdik. Birkaç denemeden sonra bugün halkın da alıştığı artık PCR denilen moleküler bir biyolojik teknik, moleküler tekniğe ulaşmış ya da kavuşmuş bulunuyoruz diyeyim, onu kullanıyoruz. Bunun da ne ölçüde doğru sonuçlar verdiği hala meçhul. Ben sahadaki arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, yetiştirdiğim binlerce genç hekimle, orta yaşlı hekimle konuşuyorum. Bu testin prospektüsünü görmek, içindeki testi tanıtan materyali okumak, ticari markasını görmek, öğrenmek mümkün olmuyor Sayın Dündar. Yani bu ne biçim bir şeydir ki kullanılan testi kullanan hastanelerde hekimler bilgilerine erişemiyorlar. Ama öğrendiğimiz şu ki yaklaşık olarak 100 hastadan 60'ını yakalayabiliyor. Duyarlı %60 düzeyinde bir testin duyarlığı gerçek hastaları ayırt edebilme yeteneği olarak ölçülür. Demek ki %40 dolayında da, her 100 hastadan 40'ında da gerçekte bu insanlar korona pozitif olmasına karşın negatif sonuç vererek bizi yanıltıyor. Olguların az kayda girişinin nedenlerinden biri de bu Sayın Dündar. Daha iyi bir teste ne yazık ki henüz sahip değiliz. Test sayılarında sıkıntılar yaşadık. ABD'ye sattık bildiğiniz gibi. Oysa bunların çok önceden, belki aylar öncesinden geçerlik güvenilik testlerinin yapılmış olması gerekirdi. Bunun için de ülkenin umumi ısısa yasasının çıkartıldığı 1930'lu yıllardan bu yana gelen Refik Saydam Merkez Sıfır Enstitüsü gibi kurumlarının olması gerekirdi. Bu kurumlardan yoksunuz Sayın Dündar. Almanya'nın bir canavar gibi Robert Koch Enstitüsü, Fransa'nın bir Pasteur Enstitüsü var ve bugün o ülkeleri ayakta tutan bu kurumlar büyük ölçüde ve salgını da bu kurumlar yönetiyorlar. Siyasi otorite yönetmiyor, bilimsel olarak o kurumlar yönetiyorlar. Bizim böyle bir kurumumuz da yok. Dolayısıyla hangi testleri kullanacağımız, onların geçerlik güvenliklerine de Çin'den ilk olguların bildirildiği 31 Aralık 2019'dan bu yana geçen
11 Mart'taki ilk olguya dek 72 günde karar verebilmiş, hazırlık yapabilmiş değiliz. Bir başka gerekçe, şu veya bu şekilde sağlık kuruluşuna başvurmayı başaran, yine bir parantez açmak zorundayım, Sosyal Güvenlik Kurumu daha geçen hafta COVID-19 olgularının tedavilerinin ücretsiz olacağını ilan etti. Salgının 4. haftasında neredeyse ilan etti. Başvuran insanlarda test yapma ölçütleri kondu başlangıçta. Öksürüğü olacak, ateşi ve nefes ağırlığı üçü birden olacak dendi. Bir baraj daha kondu böylece. Şimdi eleştiriler üzerine yalnız öksürüğü olanlara yapılıyor test veya biraz daha esnetildi. Bütün bunları arka arkaya koyduğumuzda deyim yerindeyse sulana gerçek olgulara erişme bakımından Türkiye'de bir fotoğraf ortaya çıktı. Bir de Sayın Dündar, genel bir kural vardır, buzdağı kuralı denir. Genellikle her hastalıkta değişken olmakla birlikte ana hatlarıyla buzdağının onda biri suyun üstündedir, bilirsiniz. Dolayısıyla toplum içinde 9 hasta varsa kayıtlara girebilen de bir hasta vardır denir. Eğer bu modeli koronavirüs enfeksiyonlarına uygulayacak olursak 75 bin kayıtlı olgu çarpı 10 toplam 750 bin dolayında olgumuzun olduğu anlamına gelir. Bunun onda biri kayıtlara girmiş durumdadır denebilir. Son bir gerekçe. Kayıtlarla ilgili Sayın Dündar, uluslararası bir kodlama sistemi var. Dünya Sağlık Örgütü'nün geliştirdiği IGD diye İngilizce kısaltılıyor. Hastalıkların, travmaların ve ölüm nedenlerinin kodlanmasına ilişkindir bu liste. Ve her hastalığın, her travmanın, her ölüm nedeninin bir sayısal kod karşılığı vardır. Diyelim ki kasık fıtığının, atıyorum kafadan, H418.0 gibi bir kodu vardır. Ama bu hastalık yeni olduğu için korona enfeksiyonları, COVID-19 hastalığı diyelim ya da enfeksiyonu, kodları yoktu bu listede. Dünya Sağlık Örgütü hızla uyum sağladı ve iki kod ekledi bu listeye. Üye ülkelere de buna göre kodlamalarını söyledi. Türkiye'nin buna göre kodlamaya başlaması yaklaşık 2 hafta oluyor. 11 Mart'tan bu yana ise neredeyse 5 hafta geçti. Demek ki geriye doğru 3 hafta içinde COVID tanısı konmuş olsa bile klinik olarak hekim bilgisayar başına oturduğunda o hastalığı kodlamak üzere önündeki uluslararası listede COVID-19'un kodu yoktu. Girilemedi, sisteme girilemedi. Bunlar ne şekilde kaydedildi, geriye dönük sonra düzeltilip sisteme eklendi mi bunları da bilmiyoruz. Dolayısıyla öyle ironik ki Türkiye ilk olgusunu 11 Mart'ta ilan etti. 11 Mart aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bir küresel salgındır, pandemidir dediği gün. Şu soruyu sormama izin verilsin lütfen. Acaba Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart değil de 18 Mart'ta söz gelimi bu bir pandemidir deseydi Türkiye ilk olgusunu 18 Mart'ta mı ilan edecekti? Sayın Saltık, siz bazı vakaların bir telefonla sonuçlarının değiştirildiğini, yani rakamlarla oynandığını belirttiniz. Yani bu bilgi, sizdeki bu bilgi, yani teyit edilmiş güvenilir bir bilgi midir? Çünkü çok önemli. Şunu söylüyorsunuz. Sayılar düşük gösterilmek için, yani vaka sayısı, ölen sayısı, pozitif çıkan test sayısı, bu sayılar ki bunların her biri birer insan, çünkü somut insan üstelik, soyut rakamlar değil. Bu rakamların düşürüldüğünü söylediniz ve yine çok önemli bir şey bununla bağlantılı olarak, siyaset bu alandan çekilmeli, yerini bilim ve akıla bırakmalı dediniz. Bununla bağlantılı bir biçimde. Bu teyit edilmiş bir bilgi midir? Çünkü önemli bir şey söylüyorsunuz. Burada bir siyasal müdahale var demek çünkü. Evet. Önemli bir soru. Teşekkür ederim Sayın Yanardağ. Az önce de söyledim. Bu münferit bir olay, tekil bir olay değil. Bu bir. Doğrulanmıştır. Çok sayıda örnekleriyle bu iki. Üç. Türk Tabipleri Birliği'ne de binlerce hekimden, Türkiye'nin her yerinden gerçek bilgiler, veriler ulaşmaktadır. Ve bunlar Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle örtüşmemektedir. Yanıtlanması gereken 21 soruya Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı yanıt vermemektedir. Şimdi ben çok somut iki şey söyleyeceğim. Ölüm rakamlarının nasıl gerçeği yansıtmadığına ilişkin. Bakın Sayın Yanardağ, Devlet İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu yeni adıyla, Devlet İstatistik Kurumu her neyse, Türkiye İstatistik Kurumu'nda web sayfasına girersiniz, 2019 yılı Mart ayında kaç insan öldüğüne bakarsınız.
2020 yılında da kaç insan öldüğüne bakarsınız. Ben rakamları özellikle söylemiyorum ki girip kendileri görsünler insanlar. Yıl ayda yaklaşık 35.800 ölüm vardır. Toplam 430 bin ölümü 12 aya böldüğünüzde geçen yıl. Diyelim ki bu yılda işte birazcık daha fazla ondan kaba ölüm hızına bakarak, nüfus artışına bakarak biz bunları hesaplayabiliriz. Varsayalım ki geçen yıl Mart ayına göre bu yıl Mart ayında 2000 ölüm fazla. Ve bu nüfus artışıyla açıklanamayacak bir rakam. Açıklanan korona ölümleri ise yine varsayalım ki Mart ayında 1000 oldu. O zaman bu fazladan 1000 ölüm hangi nedenlerle oldu? Bu insanların yaşları, cinsiyetleri neler? Türkiye'nin neresinde öldüler? Defin raporlarındaki ölüm nedeni ne? Mart ayı içinde bir sağlık kuruluşuna başvurdular mı? Başvurdukları sağlık kuruluşlarında ne tanı aldılar? Dolayısıyla mızrak çuvala sığmaz Sayın Yanardağ. Bugün yarın bu ölüm rakamlarının gerçek olmadığı bir kez daha net biçimde ortaya konur. Hasta sayılarına gelince ek bir kanıt demin söylediğim nasıl saklandığına ilişkin, kasıtlı veya değil, gerçeği yansıtmadığına ilişkin. Bakın bir önerim var Bilim Kurulu'na veya Sağlık Bakanlığı'na. Bir örneklem grubu çekilsin Türkiye'yi temsil edecek. Varsayalım ki 3000 kişilik, 5000 kişilik bir örneklem. Yaparız hesabını. Ve bu uygun sayıdaki ve bileşimdeki örneklemde koronavirüsüne karşı organizmanın geliştirdiği bağışık yanıt, antikor düzeyleri ölçülsün. Dolayısıyla toplumda bu antikor, ama bu gecikmemesi gerekir çünkü bu antikor yanıtı sönümlenebilir, zayıflayabilir birkaç ay sonra. Bilmiyoruz henüz bağışık yanıtın dinamiklerini bu virüs için. Gecikmeden yapılacak bir örneklemde öyle umarım ki, öyle kestiririm ki bilimsel olarak ne kadar insana bu enfeksiyonun bulaştığını antikor yanıtı üzerinden, örneklem üzerinden Türkiye'ye genelleyerek bulmak mümkün olabilir. Ve belki de o zaman milyonlarca insanın şu anda Türkiye'de enfekte olduğunu, enfeksiyonu geçirmiş olduğunu, havuzda bulunduğunu. Zaten iktidar da biraz buna oynuyor. Oynadığı yöntemlerden birisi de bu. Salgın kontrollü biçimde devam etsin. Ben ölüm ve hasta rakamlarını bir biçimde denetlerim, manipüle ederim. Zaten %80'i de ayakta geçiriyor şu bu. Sağlık kuruluşuna gelmiyor, gerek kalmıyor. Bağışıklık, toplum bağışıklığı toplumda yaygınlaşır. Birkaç ay içinde bu enfeksiyon hiçbir şey yapmasak bile yine sönümlenir, sönümlenme fazına girer. Ola ki bu arada da bir aşı bulunur, ola ki bu arada da bir yeni ilaç formülasyonu geliştirilir. O da imdadımıza yetişir ve ben de kalkar derim ki bakın dünyada bu salgını en iyi ben yönettim. En az ölümü ben verdim, en az hastayı ben verdim. Şöyle başarılı oldum, böyle başarılı oldum, dünya bana hayran deyip buradan da bir siyasal rant çıkartabilir. Bunlardan açıkça önümüzdeki tablo bakımından kuşku duyuyoruz ve çok rahatsız oluyoruz. Ortada insan yaşamı var, insan sağlığı var. 1769 insanımız bugüne kadar kayıt içi ölüm. Buzdağının altındakiler de farklı. Dolayısıyla da halka daha saygılı, demokrat, saydam, paylaşımcı, katılımcı bir biçimde bu sürecin yönetilmesi gerekir. Bilim kurulunda kendisini çok fazla teknisyen olarak görmemesi gerekir. Çünkü yarın bir gün derler ki bilim kurulu ne dediyse biz yaptık. Dolayısıyla bilim kurulu çok kritik kararlarında uygulamadan önemli sapmalar, keyfilikler, irrasyonel kararlar görürse çıkıp bunu kamuoyuna açıklamalı ve biz yokuz demeli. İşin şakası yok Sayın Yanardağ. Ben de felaket tellallığı yapmak niyetinde asla değilim. Görüyorsunuz saçlarımız apak olmuş. 40 küsur yıldır bu işlerle uğraşıyoruz. Halk sağlığı uzmanlık alanı dünyanın her yerinde salgın yönetiminden sorumlu bilim alanıdır. Bu halk sağlığı uzmanlarının işidir diyeyim. Ve şöyle bağlayayım. Türkiye'miz bu salgını da geçecek, aşacak Sayın Yanardağ. Dünyada aşacak ama asıl olan rasyonel, insana saygılı, insan yaşamına saygılı, devletin bir numaralı görevinin insanların can güvenliğini sağlamak olduğunu unutmadan, akıldan çıkarmadan bu afeti, bu krizi en az zararla, en az can kaybıyla, en az hastayla,
en az mali yitikle kapatmak idi. Görülüyor ki şimdiye kadar çok hata yapıldı. Umarım siyasal iktidar bu sözlerimizi iyi niyetle değerlendirir. Ve bundan sonra hiç hata yapmadan ya da en az hatayla stratejisini değiştirerek bu sorunun çözümüne katkıda bulunur. Aksi takdirde kendisi için de siyasal faturası çok büyük olabilir. Teşekkür ederim.